Tekrar Esselamu Aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, şefkati tüm insanlığın üzerine olur inşallah. Aslında rahmet ve bereketi var. Bütün insanlığın üzerinde var çok şükür de. Ama işte bizler bu rahmete ne kadar muhatabız, ne kadar yakınız, ne kadar anlıyoruz, ne kadar şuurundayız. Aslında sorulması gereken bu. Yani Allah'ın selamını vermek ve almak farzdır bildiğiniz gibi ama rahmet ve bereketin varlığını her an hissetmemiz de gerekiyor. Çünkü o hep var. Ama tabii ki dualarımızda ayrı bir yeri var durumunda. Allah'ın şefkati üzerimiz olur inşallah. Onun şefkatine ihtiyacımız var. Çünkü çok günahkarız. Çok hatalıyız. Layıkıyla kulluk yapamıyoruz. Rabbimin şanına layık bir iki rekat namaz kılamıyoruz. O sebeple Rabbimin şefkatine ihtiyacımız var. Şefaatine ihtiyacımız var. Anlatabiliyor muyum? Evet, bize sorular gelmiş. Efendim, biz daha önce de okuduk tekrar. İnsana, hayata, sanata ve siyasete bakışımız diye bir deklarasyon yayınlamıştık. 2007 yılında yayınlamıştım ben bunu. İstanbul'da, o dönemde blok notum vardı, orada yazıyordum. Tabii o zaman Facebook falan yoktu. Efendim, internette, uluslararası bir internet ağında yazıyordum. İnteraktif Köşe Yazarları isimli. Dünyanın her yerinden yazarlar vardı orada, yabancı, yerli, Amerika'dan, İngiltere'den, Avrupa'dan yazan yazarların oldu. İnteraktif Köşe Yazarları. Orada da benim çok sayıda yazım var. Yani 2007-2000, hatta onu idare eden kişi de bir yardımcı doçentti o dönemde. Şu anda bilmiyorum tabii unvanını. İstanbul'da beni de ziyarete gelmişti, tanışmıştık. İşte bu deklarasyonu o dönemde yayınlamıştım. Neydi bu? Yani ne derdimiz ne bizim? Yani niye çıkıp oturup konuşuyoruz? Niye oturup 30 tane kitap yazma ihtiyacı duyuyoruz? Para mı kazanıyoruz? Yok. Yani o kitaba verdiğimiz emeği ve verdiğimiz mesaiyi bir ticarete versek, domates alıp satsak zengin olurduk belki de. Adana'dan karpuz getirip İstanbul'da satsak zengin olurduk belki de. Parasal anlamda tabii. Kültür anlamında ne olurdu onu bilemem. Ne demiştik? Gözümün nuru Hacı Bektaş'tan, hani bana derler ya, bu geçmişteki insanları sen çok eleştiriyorsun evliyalara karşı. Ben bunları evliya gözüyle görmediğim için rahat rahat söyleyebilirim. Gözümün nuru Hacı Bektaş'tan, gönlümüzün sesi Yunus Emre'ye, mana aleminin sarrafı Mevlana'dan, şah kapısının piri Sultan Abdal'a, yürek yangını Ozan Arif'ten, Toros yüzlü adam Osman Yüksel Ser'den geçtiye ve Anadolu'nun kuralsız sesleri, kuralsız Mahzuni Şerif'ten Abdurrahim Karakoç'a kadar rahmetliye, Anadolu'nun bu çok renkli iklimini mücerret kıymetler potasında eritmek. Derdimiz ne? İşte derdimiz bu. Ciğerinden kalemine kan çekerek kütüphane çapında beyin çatlatan Üstad Necip Fazıl Bey'in fikir dünyasında Anadolu insanının zihin coğrafyasını çizmek ve buradaki değerleri hayata hakim olmasını sağlamak. Ahlaksızlığın ahlak, edepsizliğin edep olarak algılandığı günümüzde daha edeplisini görse bile edepsizlik etmeyecek fıtrat çizgisini belirlemek. Ne güzel bir söz ya. Bu benim hoşuma gider bu. Yani ben söylememişim gibi hoşuma gider. Edepsizliğin edep olarak algılandığı günümüzde daha edeplisini görse bile edepsizlik edip yoldaşını terk etmeyecek demiştim ben. Sonra bunun içine manzuma halinde yerleştirdik. Fıtrat çizgisini belirlemek. Erkeğinde asalet, kadınında zarafeti kaybeden bir topluluk değil. Her biri diğerinin üstün kılınan meziyetlerini tanıyıcı, kabullenici, hazmedici, yüreğe sahip nesiller yetiştirecek.
ve Bizans entrikalarıyla değil, insan haysiyetini esas alan siyasi bir anlayışı hakim kılmaktır. Derdimiz bu kardeşim. Hani bunu yıllardır sorarlar. Ya nedir? İşte hangi cemaatsin? Hangi bir cemaat falan değiliz. Herhangi bir cemaatimiz de yok. Kimseyi de cemaatimize davet falan etmiyoruz. Kimseyi bizim yanımıza gelin demiyoruz. Biz herkesi Kur'an-ı Kerim'in başına davet ediyoruz. Yaptığımız şey bu. Ya buyurun hep beraber Allah'ın ipini tutalım diyoruz. Allah'ın ipini tutarak hayata bakalım. Hadiseleri Allah'ın vahyinden kaynaklı olarak yorumlayalım. Falan alimdir, filan evliyadır diye yıllar önceki insanların hatalarının kurbanı olmanın bir anlamı yok. O insanların güzel şeyleri var. Elbette onlar bizim kültürümüzdür. Ama o insanların hatalarını da alıyoruz. Hatta onların içinde kasıtlı yapılanlar da var ki bunları da alıyoruz. Yani geçmişten ne varsa hepsini süpürüp kucaklıyoruz. Öyle değil ama seçici olmalıyız. Elimizde bir elek olmalı, elek elemeliyiz. Yani Kur'an-ı Kerim'in eleğine sokmalıyız bir konuyu, bir fikri, bir düşünceyi, bir sözü. Ya da bir mihenk taşımız olmalı. Hani kuyumcuya altını götürürseniz o onu mihenk taşına vurur, onun ayarını öyle anlar. Peki biz bize bir şey geldiği zaman bunu Kur'an'ın mihenk taşına vuramaz mıyız? Bu kadar zor mu bu? Bütün yapmamız gereken Allah'ın emri olan Kur'an-ı Kerim'i okumak, öğrenmek, hazmetmek, yutkunmak, Furkan haline getirmek değil mi? Bu Allah'ın emri değil mi? Biz niye Allah'ın emrinden kaçarak başkalarının yorumlarına sığınıyoruz? Niye Allah'ın emrinden kaçarak başkalarının iddialarını savunuyoruz? Niye Allah'ın kitabını savunmuyoruz? Niye? Bu soruyu kendimize soruyor muyuz? Ben soruyorum. Sorduğum için de bugüne geldik. Ben soruyorum. Evet. Nisa Nur, az önce sigara haram mı konusunu ele almıştınız, ben de içiyorum. Kur'an-ı Kerim'de kendinizi öldürmeyin, tehlikeye atmayın diyor. Bu gibi ayetler delil getirerek fetva veriyorlar. Hiçbir delil Allah'ın açıkça haram etmediği bir şeyi haram kılmaz. O ayet başka anlamlara da gelir. Tehlikeye atılmayın, aptallık etmenin anlamı yok. Araba kullanırken dikkatli kullanın. Beygire biniyorsanız palanlarını doğru bağlayın. Efendim, hayvanın karnını iyi doyurun ki bir ot yüzünden sizi üstünden atmasın. Ben size 40 tane açıklamasını yaparım o ayetin. Zehir içmeyin. Bakın Kur'an-ı Kerim'de zehir içmeyin demez değil mi Allah hiç? Hiç Allah zehir içmeyin diye ben bir ayete rastlamadım. İlginç değil mi? Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de kendinizi gidip uçurumdan aşağı da atmayın demez. Öyle bir şey de yok. Ama bu manaya gelen tabi manevi manada uçurumdan aşağı atlamayın, tehlikeye girmeyin, yani şirke düşücü hareketler yapmayın diye manalar verilebilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de haram açıkça belirtilmiştir. Bu ayrıntılara bakarak bir şey haram ilan edilmez. Zararlı diyebilirsin, tehlikeli kardeşim yapma diyebilirsin. Ama haram diyemez. Bunu kimse diyemez. Çünkü o kadar çok ayet var ki bu konuda. Allah peygamberi bile uyarıyor bu konuda. Peygamberi bile uyarıyor. Allah'ın helal kıldıklarını sakın kendine haram etme diyor. Sakın ha. Şimdi Allah'ın helal kıldığı, haram kıldığı bunlar tasniften sonra sigara haram değildir ama zararlıdır. Tamam, zararı vardır. Aşırı yemek yemek de zararlıdır. Karnını çok fazla doyurmak da zararlıdır. Her gün et yemek de zararlıdır. Yani şimdi işin zarar noktasını harama çevirmeye kalkarsak o zaman haramlar birbirine karışır. Haram kavramı farklı bir şeydir. Aşırı gitmek, işte ben sigarada aşırı gidiyorum. Zarar, yemeği aşırı yemek, efendim. Aşırı yürümek, yani vücuda zarar verecek her şey zararlıdır ama haram değildir.
buna haram diyemeyiz. Ona haram dememiz için bunu Allah'ın belirtmesi. İçki haramdır demiş. İçkinin her türlüsü haram. İster eroin iç, ister morfin iç, ister şarap iç, ister bilmem bira iç, ne içersen iç. Çünkü o içkinin, alkolün insanın şuurunu elinden alıcı bir özelliği vardır. Sigaranın öyle bir özelliği yok. Sigara kimsenin şuurunu üstünden almaz. Anlatabiliyor muyum? Ne için? Allah ne diyor? Alkollü iken namaza yaklaşmayın diyor. Çünkü o arada ne söylediğinizi bilmeyebilirsiniz diyor. Şimdi bu alkolik için geçerli. Alkolü alanlar için geçerli. Çünkü alkol alan adam ne dediğini bilmeyebilir. Buna bağlı olarak da şunu kıyaslamak mümkün. Eroin içen de aynı şey. Esrar içen de aynı şey. Hap atanlar da aynı şey. Çünkü bunların hepsi alkol sınıfında. Çünkü hepsi insanın şuurunu alan şeyler. İnsanı şuursuzlaştıran, aklı dengesini, zihni dengesini bozucu şeylerdir. Ama sigara öyle bir şey değil. Sigara kimsenin aklı dengesini bozmaz. Ben her gün iki tane tütün içiyorum, yaşım 60, 50 yıldır sigara içerim. Şimdiye kafayı yiyip tımarhaneye gitmem gerekiyordu. Öyle bir şey yok. Ha, oruç tuttuğum zaman da sigara içmiyorum. Hiçbir problem yok. Geçen Düsseldorf'a gidiyorum. Trende 5 saat sigara içmedim. 5 saat. Emin olun aramadım da. Yani böyle şey de olmadım. Yani dengemi de kaybetmedim. Hatta espri yapayım. Arabadan indik, trenden indik. Misafir olduğum eve vardık. Yani arabada yolda bir tane içtim sigara trenden inince. Misafir olduğum eve vardık. 3-4 saat sonra gülerek dedim ki ya ben daha sigara içmedim ha dedim. Hayret bir şey dedim. Yani ben daha dedim 3-4 saat oldu içmedim. Halbuki ben dakikada bir sigara içen adamım. Yani sigaraya bu manada haram denilemez. Allah'a sığınarak söylüyorum. Çünkü o ayetlerdeki ifade edilen manalarla bu sigaranın etkisinin arasında çok bir şeylik yok, benzerlik yok. Benzerlik yok. Anlatabiliyor muyum? O zaman şöyle de olur. Domuz eti haramdır. Eyvallah, Kur'an'da bu açıkça belirtilmiştir. Peki, çift tırnaklı hayvanların eti yenir diye bir genelleme yapabilir misin? Domuz da çift tırnaklı. Yapamazsın işte. Çünkü Allah onu ayırmış. Domuz haramdır demiş. Allah niye çift tırnaklılar haram desen olurdu? Keçi de yiyemezdi, koyun da yiyemezdik. Değil mi? Allah onun adını vuruyor, ayırıyor. Evet. Şu yukarıdan beri bir göz atalım. Eş dost. İltebel Güneş. Kardeşim hepiniz hoş geldiniz önce. Ben de kendim hoş geldim tabii. Yani hoş geldim çünkü bugün moralim sıfırdı. Sıfır. Çünkü bir para kaybettim. 450 euro para kaybettim bugün. Para kayıp gitti. Moralim bozuldu. Sonra dedim ya Rabbim sen bana bunu nasip etmeyecekmişsin demek ki. Eyvallah çok şükür dedim. Geri moralimi düzledim. Geçti gitti. Onun için Faruk Cesur, ey iman edenler. Şu hitabeyi duydun mu? Ey iman edenler dedi mi? Rabbim tepemden bana bakıyor gibi gelir. Öyle hissederim. Sanki tepemde böyle ey iman eden aklını başına al der gibi böyle hissediyorum bunu. Şimdi namaz kılarken de bunu çok hissederim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Çocuğu uyudum acaba? Aklıma o geliveriyor. Birdenbire lan Allah tepemde ne çocuğu düşünüyorsun? Rabbin şanını düşün. Rabbin büyüklüğünü düşünsen ahmak adam diyorum. Tabii iki dakika değil de hemen 30 saniye sonra başka bir şey aklıma geliyor. Bu defa tam o aklıma geldiği anda Allah tepemden ey iman eden doğru düzgün kıl namazı dediğini anlıyorum, hissediyorum. Hisseder etmez geri toparlıyorum. Ya öyle bir namaz kılışım var ki benim şu iç dünyamı bir kameraya çekseler güle 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 ölür millet. Yani şu iç dünyamı ben namaz kılarken birisi kameraya çekebilse, kayıta alabilse sesleri, içerideki sesleri.
Üçüncü Dünya Savaşı halt karıştırmış yanında. Her cepheden bir şey var, saldırı var. Yani hangisi benim, hangisi benim dışındaki biri, bunu bile karıştırıyorum bazen. Elhamdülillah gene de atlatıyoruz. Ey iman edenler!